Yozgat'ta tilki ve yavrularının geçtiği güzergahta meydana gelen kazada anne tilki telef olunca, 5 yavru tilki Düzce'de bulunan rehabilitasyon merkezine getirildi. Ha Yozgat. Şöyle bir dakika. Yavru tilkiler burada yaban hayata alıştırılmalarının ardından doğaya salınacak. Yozgat'ta ormanlık alan içerisindeki yavruları ile anne tilkiye otomobil çarptı. Kaza sonrasında anne tilki telef olurken, 5 yavru tilki duyarlı vatandaşlar tarafından Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yavru tilkilerin doğaya alışması ve yaban hayat şartlarını benimsemesi için Düzce'de bulunan Efteni Gölü Doğal Hayatı Geliştirme ve Rehabilite Merkezi'ne gönderildi. 5 yavru tilki ilk olarak burada veteriner kontrolünden geçerek bakım odalarına alındı. Laktozsuz süt ile beslenmeye başlanan tilkiler 6 ay sonra doğaya salınacak. Doğal yaşam alanında bakımlarını en iyi şekilde yaparak yaban hayata gönderilecek olan yavru tilkilerin bakımlarını üstlenen yaban hayatı uzmanı Bora Emiroğlu. Yozgat'ta duyarlı bir vatandaşımız tarafından milli parklara getirildi. Annelerinin trafik kazasında öldüğü ve 5 tane yavrunun öksüz kaldığı bilgisiyle bize Doğa Koruma Milli Parklar olarak böyle bir rehabilitasyon merkezine sahip olduğumuz için Yozgat Milli Parklar'la konuşarak oradan hayvanların buraya transferini sağladık. Şu anda olduğumuz yerde bakımları yapılıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, yavruların sağlık durumu çok iyi. Şu an 6 haftalık, yaklaşık 6 aylık olana kadar biz burada bakımlarını sağlayacağız, rehabilite işlemlerini yapıp sonra tekrar doğaya salacağız. Burada zaten alan insanlardan uzak bir nokta. Tamamen doğanın içinde, yaban hayatının birebir yaşandığı bir habitat. Biz burada bu hayvanları rehabilite edip, hani uyumunu sağlayıp doğayla ilgili, sonra tekrar yaşam alanlarına geri bırakacağız.